Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki de Cumhurbaşkanımız, baş reisimiz Atatürk'ümüz var. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki İbo'ya ben yavaş yavaş mesleği öğretiyorum. İlk defa saç kesecek. Bu arada bugün Sami var yanımızda, Samsunlu kardeşi. İstanbul'da yaşıyor, artık onu da göndereceğiz. Evleniyor kardeşim. Artık onu da İstanbul'a göndereceğiz. Gençler, şimdi İbo'ya mesleği öğretiyorum. O yüzden ilk tıraşını yapacak. Daha eksikleri çok fazla ama ben öğrenmesi için, nasıl yaptığını görmem için bir deneme yapıyorum. İbo'cum, bir numarayı tak gülüm. Sami, bir numarayla giriyoruz değil mi oğlum? Abi normalde yanlara yarımla giriyorsun sen. Diplere yarımla giriyorum. Diplere yarım deyip geçiyorum. Heh. Detayını bilmediğim için. Şimdi arkadaşlar, en önemli İbo, sen de çok iyi dinle. Bak şimdi gülüm. Bu adamın saçlarına gel, böyle arka tarafıma. Saçlarına baktığın zaman yanlardan patlıyor, bak görüyorsun değil mi şuradakini? Evet. Fazlalıkları bunlar. Potluk. Bunlar hep potluk. Bu hem kafa yapısından hem de saç yapısından kaynaklanıyor. Toplanıyor. O yüzden bunu ilk başta bu saçı şöyle bir öne doğru tarayacaksın. Öne doğru taradıktan sonra gözüne girmez oğlum, bir şey olmaz. Şimdi şu bölümü görüyorsun. Evet gördüm. Heh. Gülüm bak, bir numarayla bana şu noktaya kadar çıkıyorsun. Bak iki tarafta eşit olarak gelecek. Bak bir numarayla şöyle alacaksın. Burası da gidecek. Tamam. Anladın mı? Hı-hı. Ondan sonra buraları yarımlayacağız. Ondan sonra da buraya 1.75'le kavis vereceksin. Hı-hı. Bu potluğu alacağız buradan. Al bakalım gülüm, şimdi başla. Hadi. Sami, şimdi ne zaman evleniyorsun? Abi Nisan gibi. Nisan'ın sonunda düğünümüz olacak. Sonra gelecek mi peki İzmir'e? Yani bir 2-3 sene bir yere kıpırdayamam abi, onu duracağım. İş güç toparlamadı falan. Tamam. Nisan'ın son haftası kına düğün olacak. Büyük ihtimal önümüzdeki haftada şu düğün salonunu ayarlamaya falan gideceğiz abi. Tarihimizi netleştireceğiz. Şu an pek tarih vermek istemiyorlar. İbo, bir tık daha yukarı çık. Tamam. Bak, orada değil. Biraz daha yukarı. Bak, ver ben sana ilk önce bir kılavuzu çizeyim. Bak şimdi. Şu izi bırakma bak. Buradan girdin ya oğlum. Kaldıracağız. Heh, bak, kaldıracağım bak. Şöyle gideceksin bak. Bak, görüyorsun değil mi? Altlarda da bir şey kalmıyor bak. Sadece bu nokta kalıyor. Görüyorsun. Girdin. Şöyle. Şimdi bak, bu çizgiden böyle geleceksin bak bana. Tam böyle gelecek bak. Tam bu sistemde gelecek. Al bakalım gülüm, devam et. Makineye çok fazla kuvvet uygulama. Sabit, yavaş yavaş. İnce ince. Gençler neler yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Ben şöyle geçeyim mi? Gençler, kanalıma abone olun ha. Vallahi bak, beni yalnız bırakmayın. Like da atın. Sen niye bakıyorsun? Ben aynaya bakıyorum. Tamam, beni. Sen aynaya bak. Tamam, aynaya bak. Like atın, ayrıyetten. Yakışıklı çıkıyor mu? Hiç çıkmıyorum, biliyorum. Ayrıyetten gençler, kanalıma abone olun. Bir de o bildirim çanı var ya bak, size aradan da bak, bak ne şekillere giriyorum bak sizler için. Ayrıca bildirim çanını da açmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan halim.altankinka şahsi hesabım ve salon halimkinka official olarak halimsiz mi Allah aşkına ya. İşte görüyoruz bak, benim böyle müşterilerim var bak. Ben neler yaşıyorum? Ben bunlarla neler çekiyorum? Halim siz dedi ya lan. Abi. Beyaz zincirlikten kaynaklanıyor değil mi kardeşim? Siyasiyasın bir tane salon için. Halim siz. Erkek rahberi. Arkadaşlar. Neyse. Şakamızı yaptık. Gerçek de olabilir ama. Öyle de bir şey var. Instagram'dan beni takip edin. Salon Halim Kinga Official olarak ve Halim Altan Kinga olarak. Biri şahsi hesabım, biri iş adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ayrıyeten TikTok'ta canlı yayınlar açıyorum. Canlı yayınlarda da
Halim Altan Kinga 1925 adıyla TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İbocuğum, ben burada konuşurken sen neler yaptın gülüm? Buradan helal sana. Geldim. Bak çok güzel geldi. Abi yarınlar yok. Gel bakayım. Bak şimdi gülüm. Şimdi saçın makineyi vurdum. O sürekli çalışmaz. Şimdi canım benim. Benim aldığım nasıl? Senin aldığın nasıl? Evet, senin aldığın daha yukarıda birazcık. Hem yukarıda hem kaldırıyorum. Bak seninkinde hep böyle izler geliyor bak. Çok basit bir şey aslına bakarsan bak. Hiç zor bir şey değil. Gel bak gülüm yanıma. Bak şimdi. Buradan aldın ya. Bak. Şu saç. Burada kaldırıyorsun ya. Bak. Makinenin dişiyle şu tarağın arasındaki farkı çok iyi ayarlaman lazım. Bak. Girdin. Kaldır. Bak. Bu kadar. Çok basit bir şey. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Bak. Kullanırken böyle giriyorum. Bak. Bak böyle giriyorum, bırakıyorum. Bunu yapıyorum, bırakıyorum bak. Böyle. Korkma bak. Buraya girdikten sonra zaten buradan kaldırıyorsun makineyi bak. Şu sistemle. Bak olay bu kadar. Hiç zorlayıcı bir noktası yok bak bu işin. Çok basit bir işlem. Tamam biliyorum korktuğun için. Saça fazla kaçırırım korkusu var ama hiç korkmana gerek yok. Bak aldığın zaman bütün hepsi, fazlalıkların hepsini böylece almış oluyorsun. Şimdi bak aynadan. Saçı her zaman aynadan karşıdan kontrol edeceksin. Evet. Bak şimdi bir oldu mu? Evet. İki tarafta. Aynı yere çıkmışsın. Sadece kaldırmıyorsun. İz bırakıyorsun sadece. Tek problemin o. Bak daha ilk defa makineyi almana rağmen bu senin sıkıntın. Senin böyle 3-4 tıraşı böyle yaptığın zaman zaten toparlayacaksın kendini. Şimdi buraya yarımı takalım. Bak yarımı taktık ya. Ondan sonra bunu alacaksın eline. Peki. Çünkü bununla temizlemen lazım buraları. Gülüm. Bak. Fazla yukarı çıkmadan bak şu nokta yeterli. Yani bir parmak kadar. Aynen. Bir parmağın biraz daha üzerinde. Bu iki parmak civarı. Bak aldığın yeri görüyorsun. Nerede iz var? Bak burada bak. Nasıl gelmişim? Bak geliş böyle geliyor. Evet. Sen buradan bana bunu böyle komple çevireceksin. Ta bu noktaya kadar. Bak şu sistemde geleceksin bana. Anladın? Anladım. Al bakalım gülüm. Devam et. Aynen. En alttan gir. Buralardan gir. Heh. O bileğin çünkü aşağılarda çalışması lazım. Sami, siz buradaki dükkanı ne yapacaksınız şimdi? Abi devam edecek değil mi? Tabii onlar devam ediyorlar abi. Tamam. Hayır, gitmene üzülmüyorum da. Git yani, hiç umurumda bile değil de. Sen beni hiç sevmedin zaten. Evet, sevmiyorum. De işte bir tane müşteri kaybediyorum, para gidiyor ya. Abi o çok kötü oldu. Evet, ben vallahi para yani, gidiyor ya. Vallahi. Yani evet, vallahi bak. Harbiden çiftire deyim ya. Seni de, vallahi para gidiyor. O çok kötü. Bak şimdi, gitti bir tane müşteri gitti ya. Vallahi. Bir de ben ara ara sana müşteri de getiriyorum. Evet, doğru söylüyorum bak. Arada sırada öyle de güzelim. Ama sıkıntı yok. Sen gittikten sonra onlar zaten bana geri gelir. Ben onları arayacağım. Oraya gitmeyin. Aşağıda yeni bir yere çözüyorum. Ha? Ya sıkıntı yok. İstediğini yap. İnşallah. Şeşer beşer. Muhakkak döner bana. Yani muhakkak. Muhakkak. Hayat bu. Aldın mı gülüm? Almışsa sen de. Tamam, çok güzel. Bak şimdi. Buradan bunu iki tık indiriyoruz, saldırıyoruz. Şuraları şöyle ufak bir kat veriyorsun. Ondan sonra bir tık alıyorsun. İz kaldı ya. Oluyor. Aynen bak, makinenin bak ucunu kullanıyorum bak. Bak. Böyle girmiyor. Evet. Şöyle sadece dipten. Tık bir tane daha tık.
tekrar buraları. Bak zaten makinenin kulağını verdiğin zaman saçı nasıl kestiğini bak tıt tıt evet. Tıt alıyor. İşi yaparken sadece makineye konsantre ol. Sadece makine ve saça. Bak tıt tıt tıt. Buraları aldım. Ondan sonra bir tık daha indir böyle. Şu izleri köşeleri kullanarak bu sistemle alıyorsun ve izler kalmıyor. Şimdi gülüm. Ver balonu. Aynı. Bak şimdi bizim buradaki senin mesela burada alırkenki hataların nerede? Şu noktada. Aynen bak ondan. Oraları iki tık alıyoruz ve bir numarayı taktık. Aynen bir numarayı taktık. Bak bir numarayı takıp sadece şu altlarını alıyorum bak. Altları alıyorum ki buradaki izleri kaybedebilelim diye. İz kalmasın diye. Çok fazla yukarı da çıkmıyorum. Sadece olduğu yerde şuradaki izleri böylece yiyoruz. Ve bu aslında Sami'nin saçları zor bir saç ha. Kolay bir saç değil yani. Hem dik hem ince telli. Evet. Şimdi gülüm. 1.75'i takıyoruz. Aynen. Ha? Erkek saçı. Erkek saçı. Kesin. Kesin. Bizimki benimki adam saçı. Beyaz diyeceğiz saçı. Tabii. Şimdi tamam. Bu kadar. Bu kadar. İşe başladık mı hemen o iş bitiyor. Şimdi. Üç tık al. Bak. Buraya geldin. Bak. Bu nokta çok önemli. Burada şu tarafa doğru bir kaçırırsan bu saçın şu izi var ya ta buraya kadar alırsın. Bak nokta olarak kaybederken ta buraya kadar çıkar bu saç. Bu sefer ne olur? Nasıl? Mantar. Aynen mantar kafaya döner. O yüzden olduğu yerde çok fazla yukarı çıkmadan bak sadece şurada yiyorsun. Geç böyle aynanın karşısına. Bak aynadan baktığın zaman saç nasıl gelmeye başladı gördün mü? Evet işte gördüm. Toparladı kendini. Neden? Çok fazla yukarı çıkmıyorum çünkü. Sadece hani bazı değil. Noktalar var bak mesela şurada aynadan bak. Aynen. Bak burada falan var. Evet gördüm. Onları makasla eğim vererek keseceğiz buradan. Şu pozisyonda. Şimdi burayı da böyle alıyoruz.